Merhaba arkadaşlar, sıfırdan gitar derslerimiz devam ediyor. Bugün temel nota bilgisiyle devam edeceğiz. Port üzerinde nota yerlerini öğreneceğiz. Ardından nota değerlerini öğreneceğiz. Ve gitar üzerindeki yerleriyle birinci tel, ikinci tel, nota ile gitar çalmaya geçeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videoyu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Bu video onun devamı niteliğinde. Tüm videoları da birbirine bağlantılı şekilde yapacağım. Notalara geçmeden önce kanalıma abone değilsiniz, abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorum ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, temel nota bilgisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle 5 çizgi 4 aralıktan oluşan bu şekle porte veya dizek diyoruz arkadaşlar. Portenin başında bakın şöyle bir şekil var. Sol anahtarı. 3 çeşit anahtar var arkadaşlar. Fa, do ve sol anahtarı var. Gitardaki nota yazımı sol anahtarı üzerinden oluyor. Dolayısıyla sol anahtarını gördüğümüzde bu alttaki notalar isimlerini alıyor arkadaşlar. Farklı anahtarlar olduğu zaman bu isimlerin, bu notaların yerleri farklı isimleri alıyor arkadaşlar. Şimdi sol anahtarı, evet, şu porteyi dik bölen çizgileri de ölçü çizgisi diyoruz. Ve bu ölçülerinde hangi aralıklarla bölündüğünü gösteren sayılar var arkadaşlar. 4 dörtlük demiş. Bunun ne anlama geldiğini daha ileriki konularda daha net işleriz. Şu an öncelikle temel düzeyde bilmemiz gerekenleri anlatıyorum arkadaşlar. Bakın hemen notalara geçelim. İlk notamız do. Do nereye yazılmış? Portenin altında ve yuvarlağın ortasından ek çizgi geçiyor arkadaşlar. Do notası her zaman portenin altında, portenin altında, ortasından ek çizgi geçiyor. Re notası ise portenin birinci çizgisine daha yakın ve do gibi ortasından ek çizgi geçmiyor. Mi portenin birinci çizgisinin üzerine yazılmış. Her zaman yuvarlaklar bize isimlerini veriyor zaten. Yuvarlaklara nerede olduğuna dikkat edersek rahatlıkla çözebiliriz arkadaşlar. Mi dedik. Fa 1 ile 2. çizginin boşluğunda, ortasında. Sol notası 1, 2. çizginin üzerinde. La 2 ile 3'ün boşluğunda. Si 3. çizgi üzerinde. Do 3 ile 4'ün boşluğunda. Bakın belli bir sistematik var aslında arkadaşlar. Çizgi üzeri, çizgi boşluğu. Çizgi üzeri, çizgi boşluğu şeklinde devam ediyor. Kalın do'dan başladı ve ince do'ya kadar geldi şu ana kadar. Notalar yukarı çıktıkça inceliyor, aşağı indikçe kalınlaşıyor arkadaşlar. Do'dan sonra da ince do'dan sonra tekrar notalar birbirini tekrarlıyor aslında. Do'dan sonra nasıl re'ye geliyorsa burada kalın notalarda aynı sistematik içinde çizgi boşluğunda do varsa eğer bir sonraki çizgi üzerinde re notası geliyor. Ve en üst boşlukta mi notası var. En üst çizgide fa notası, portenin üzerinde boşta sol notası var. Ve la notası yine ek çizgi almış. İnce la. Notaların devamı var arkadaşlar. Şimdilik bize en temelde lazım olan notalar bunlar. Bunlar üzerinden pratik yapacağız. Ve bunların isimlerini okumalıyız ki gitara geçtiğimizde de notalar üzerinden parçanın bizden ne istediğini anlayalım ve gitar üzerindeki nota yerlerine basmaya geçelim. Dolayısıyla nota okuyabilmek önemli. İlk önce şöyle kalsın arkadaşlar. Yukarıdan bakarak yapın. Daha sonra orayı kapatacağız. Bakın ilk notamız do. Sonra re'ye gelmiş. Yukarıdan bakabilirsiniz. Tekrar do gelmiş. Portenin altında çizgi varsa zaten do'ydu. Çizgi yoksa re. Do dedik. Re. Portenin birinci çizgisi. Mi notası gelmiş. Re. Tekrar mi. Fa. Birlikinin boşunda fa vardı. Fa. Mi. Re. Mi. Fa. Sol gelmiş. Portenin ikinci çizgisinde. Sol. La. 2 ile 3'ün boşluğunda. Si 3. çizgide. La 2 ile 3'ün boşluğunda. Bakın aynı zamanda sırayla da sayabilirsiniz notaları. Mesela do, çizgi üzerinde ise bir sonraki nota re. Eğer do, re, mi, fa, sol, la, si, do sıralamasını biliyorsanız ezbere. Do buradaysa re burada olacak. Geri döndü do, ileri gitti re, bir sonrakine gitti mi. Bu mi ise bu re. Re, mi olur. Mi buradaysa bir sonraki boşluk do, re, mi, fa. Bir geri geldi do, re, mi, fa'dan bir önceki mi. Geri döndü re. Yani ileri doğru ve geriye doğru sayabilirseniz de notaları bulmak çok da zor olmayacak. Re, mi dedik. Bir sonraki fa, bir sonraki sol. La, si, geri dönmüş la. Bir ileri gitmiş si, bir daha ileri gitmiş do. Çizgi boşluğunda do varsa çizgi üzerinde re olacak. Bir geri döndü do, bir sonraki çizgi re, sonraki boşluk do, re, mi olacak dolayısıyla. Do, re, mi, bir sonraki boşluk fa. Geri dönersek mi. Bu bir yöntem. Yani notaları bulmak açısından veya diğer bir yöntemde notaları ezberlemek. Yani mesela en üst çizgi fa. Bunu ezberleyeceksiniz. Sürekli en üst çizgiyi gördüğünüzde fa diyeceksiniz. Ve en üst boşluk mi gibi. Diğer bir farklı yöntem olarak aklınızda bulunsun. En üst çizgi fa. Fa buradaysa boşlukta bir sonraki not olmalı sol. Sol buradaysa bir sonraki çizgi üzeri ek çizgi almış. Sol, la. Çünkü do, re, mi, fa, sol, la. Bir geri döndü. La'dan bir önceki sol. Bir ileri gitti la. İlk notamız geldi do. Burada dikkat edin do portenin altında yuvarlak portenin altında. La ise portenin üzerinde yuvarlak. Beraber devam edelim. Do, mi, re, geri dönmüş. Bakın bir tane atlamış. Re, mi ortadaydı normalde. Çizgi üzerine atlamış. Fa. Re, fa, bir geri dönmüş. Mi, bir tane atlamış. Mi, fa burada olacak. Sol. Fa geldi. Yine bir tane nota atlayacak. Fa, sol ortada olmalı. La. Sol, si, la, do, si, re, do, mi. Devam edelim. Re, fa, mi, sol, fa, la. Re, sol, mi, la, do, fa, re, do, si, re, fa, la. Mi, do, la, fa, do, mi, re, do. Arkadaşlar nota okumak egzersizle alakalı bir şey. Bol bol egzersiz yaparsanız o kadar hızlı olacak aslında. Dolayısıyla bu sayfayı elinizden geldiği kadar fazla tekrar edin ve en son notaları kapatın. Ezberledikten sonra kendiniz sayarak bulmaya çalışın. Yani sıralama ezberlediniz, yerleri ezberlediniz, anladınız. Artık bakmadan yapmaya çalışın ki pratik hale gelsin. Evet, şimdi sırayla bir yazılı olan okuyalım. Sonra aşağı geçeceğiz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Şimdi beraber yapmayı deneyin. Do, re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, do. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, re, sol, mi, la, do, fa, re, do, si, re, fa, la, mi, do, la, fa, do. Evet, burada biraz karıştı. Do, mi, re, do olacaktı en sonunda arkadaşlar. Bu hızla getirmeye çalışın. Daha da hızlı yapabilecek seviyeye gelmeniz daha da güzel olacaktır. İlk etapta bu hızla gelebilmeniz bizim için çok çok önemli. Gitar çalabilmek, notayla gitar çalabilmek açısından çok çok önemli olacak arkadaşlar. Bu kısımda anlamadığınız, soracağınız bir şey varsa eğer yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Nota değerleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Notaların isimlerini öğrendik şu ana kadar. İsimlerinden farklı olarak bir de şekilleri var. Şekilleri de bize notaların uzunluklarını veriyor. Dolayısıyla notaların uzunluklarını da bilmemiz önemli. Şimdi hemen bakalım. Sadece yuvarlak bir nota varsa notanın bu şeklinin ismi birlik nota arkadaşlar. Buna birlik nota diyoruz. Birlik nota bize neyi gösteriyor? 4 vuruş değerinde olduğunu gösteriyor arkadaşlar. 4 vuruş değerinde, yani 4 tane vuruş uzunluğunda, yani 4 vuruş sayacaksınız diyor. 4 saniye gibi düşünün. Bu nota 4 saniye uzunluğunda. 4 saniye vuruş gibi düşünün. 4 tane vuruş yapacağız ve 4 sayacağız aslında. En temelde 4 saniye düşünün. Çok kafa karışıklığı da yaratmasın. Bu nota 4 saniyene kadar uzayacak. 4 saniye. Örnek yaparsak. Mesela do olsun bu nota. Do, o, o, o. 4 tane saydım ve o nota uzunluğunda hiç kesmeden devam ettim. Do olmalı. Okurken de çalarken de. Bu notayı gördük, çalacağız. Hangi notaysa o notaya vuracağız ve 4 tane sayma vuruşu değerinde bekleyeceğiz. Yani 4 tane sayacağız aslında. Geçelim. İkilik nota. Yuvarlağın içi boş. Çubuğu var notanın. 2 vuruş uzunluğunda. Yani 2 saniye uzunluğunda gibi düşünün yine. 2 sayacağız. Bu sefer 2 sayana kadar not uzayacak. Şöyle do olsa eğer bu nota. Do olacak. Şu an yazılı olan nota mi. Mi üzerinden okursak eğer. Mi. 2 sayana kadar uzuyor arkadaşlar. Dörtlük nota demiş. Yuvarlağın içi dolu artık, siyah ve çubuğu var. 1 vuruş uzunluğunda, yani 1 saniye uzunluğunda. Do. 1 sayana kadar veya mi, notanın değeri, ismi neyse. 8'lik notada bakın bir tane çengel almış veya kuyruk da diyebiliriz. 1 vuruşun yarısı kadar, yarım vuruş, yani 1 saniyenin de yarısı kadar, artık daha da küçük bir zamana, yarım saniyeye dek girecek. 16'lık nota ise çift çengel almış arkadaşlar. Yuvarlağın içi dolu zaten. Çift çengel, çift kuyruğu var. Çeyrek vuruş değerinde, çeyrek saniye, daha da küçük bir notaya denk geliyor. Şimdi bakın burada örneklerle bakalım olaya. Mi, notalar mi üzerine yazılı ve vuruş uzunlukları var. Hemen örneklerle devam edelim. Bakın 4 sayacağım şimdi. Mi, 4 saydım. 4 sayana kadar uzattım. Bu ise bakalım yukarıdan 2 vuruş uzunluğunda. 2 tane burada sayacağım. 2 tane burada sayacağım. Şöyle mi, mi, 2 sayana kadar uzatıyorum. Yuvarlağın içi boş, çubuğu olduğu için. Şimdi her bir vuruşta, her bir saniyede bir not okuyacağım. Mi, 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 mi. Buraya geldiğimizde ise 8'lik notalar gelmiş. 8'lik notaların bir tane çengeli vardı. Bir tane kuyruğu vardı. Bu çengeller yan yana geldiği anda iki çengel birbirine dönüyor ve tek çizgi haline dönüşüyor. Dolayısıyla 2 tane yarım nota var arkadaşlar. 2 tane yarım vuruşluk nota. Yani 1 saniyenin yarısı kadardı. Dolayısıyla 1 sayana kadar ikisini iki eşit parçada okuyacağım. Yani mi, mi. Şöyle mi, mi. 1 saniyenin içine 2 nota sıkıştı. Mi, mi. Tek vuruşluk mi, 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 mi. Vuruşlarla beraber mi, 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 mi. Toplam 4 saydım. 2 yarım burada, 1 tam burada, 2 yarım, 1 tam vuruş. Devam edersek 2 tane ikilik, ayrı ayrı notalar. 2 saniye burada sayacağız, 2 saniye burada sayacağız. Mi, mi. 4 tane de buradaydı zaten. Mi, 4 saydım. Bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Daha fazla örnek yapabiliriz. Buradan hemen Şöyle yapalım. Oraya attı. Mimi. 4 tane mimi olabilir. Yanına da 2 tane tek vuruşluk nota koyalım. Evet. Buraya okuyalım hep beraber. Şimdi bir tane kuyruklu nota, iki tane kuyruklu nota olduğunda da şurada birbirine birleşiyordu. 4 tane yan yana gelirse eğer, 4'ü birbirine birleşebilir. Bu ne anlama geliyor? 4 tane yarım vuruşluk nota var. Bunları 2-2 düşünün. İkisi 1 saniye yapıyordu. İkisi 1 saniye. Yani ayrı ayrı da olsa, bitişik de olsa aynı anlama geliyor. Dolayısıyla 2-2 düşünelim. Mi, 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 mi. Mi, mi. İkisini okudum. Mi, mi. Diğer ikisi. Mi, mi. Yarım ve tam vuruşlar denk geldi. Şöyle bir tane ikilik koyduk. İki tane de dörtlük koyabiliriz. 2 vuruşluk 2 saniye, 1 saniye, 1 saniye. O zaman mi, mi, mi. 2 saydım, birer tane saydım. 16'lıklardan da örnek yapalım. Yine bakın aynı mantık. 2 tane nota yan yana gelirse kuyruklar birleşiyordu. Ne oldu? 2 tane çeyrek, 1 tane yarım yaptı. Peki 2 çeyrek daha koyarsak 4 tane çeyrek ne olur? Bir tane tam notaya eşit olur. Bir tane bir vuruşluk nota koyduk. 2 tane yarım vuruşluk nota ekleyelim. Bir tane de tam ekleyelim. Şimdi bunu okursak arkadaşlar. Çift çengeller çeyrek saniyeydi. Çeyrek kuruş. 4 tane çeyrek, bir tane tam yapar. Yani bir saniyenin içine 4 tane notayı sıkıştıracağım. Şöyle mi 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 mi. Kısa, zamanlar kısaldı. Ve eşit aynı zamanda. Mi, 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 mi. Tam vuruş. Mi. 2 tane yarım. Mi, mi. 1 tane tam. Mi. Şöyle olacak. Mi, 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 mi. Mi, mi, mi. 4 çeyrek. 1 tam. 2 yarım. 1 tam. Tıpkı yukarıdaki bilgiler dahilinde ilerliyoruz arkadaşlar. Buralar biraz daha kafa karıştırıcı gibi olabilir. Ama tamamen temelde matematik. Notaların matematiğini bilmek gerekiyor sadece. Bunlar da bol egzersizde oluyor tabii ki. Son olarak bir de şöyle örnek yapalım. Hemen bakalım arkadaşlar. 2 tane yarım nota, yarım saniye, 1 tane tam saniye, tam vuruş. Bir de 2 saniyelik 2 vuruşluk notamız var. Okursak mi, 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 mi. Tekrar edelim. Mi, 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 mi. Şimdilik bize lazım olanlar bunlar arkadaşlar. Yine ilerleyen derslerde daha fazla tekrarla, daha fazla eser içinde tekrarla da bunları pekiştireceğiz. Eserleri çalarken aynı zamanda notaların isimleri ve sürelerini okuyacağız. Bu arada ek bilgi olarak notaların isimleri ve sürelerini okumaya bona deniyor arkadaşlar. Yani biz bona yaptık az önce. Notaların isimlerini okuduk ve süreleriyle beraber okuduk. Bona yaptık. Eğer seslerini de verseydik, incelik kalınlık seslerini de verseydik o zaman da solfej yapmış olacaktık. Dolayısıyla bonaları da yapacağız diğer derslerde. Şimdilik bu konuyu iyice ezberlemeniz ve buradaki pratikleri tekrar edip anlamanız bizim için yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gitardaki nota yerlerine geçiyoruz. Bakın hemen ilk ölçüye bakalım. Notaları okuyalım. Ardından gitardaki yerlerini bulalım. İlk ölçüde notalarımız mi notası. 4 tane mi notası var ve birer vuruşluk, birer saniyelik notalar. Dolayısıyla mi, 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 mi şeklinde çalacağız. Mi nerede? Bakın notanın yanında 0 yazıyor. 0 boş tel demek. Daha önce çalıştığımız gibi. Mi notası en alt tel arkadaşlar. En alt teldeki mi notasını gösteriyor bize. En alt teldeki mi notasına 4 tane ime çalacağız. Daha önce yaptığımız egzersiz gibi. Şöyle. İme. 4 tane 1 saniyelik mi notası çalmış olacağız. Mi, mi. Geçelim. Ardından fa notası var. 4 tane yine birer vuruşluk fa, 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 fa ve birinci parmakla demiş. Birinci parmak, birinci perde, birinci tel tabii ki. Fa notası. 4 tane fa çalacağız. İğme, iğme yine. Fa, 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 fa. Ardından üçüncü parmak demiş. Sol notası arkadaşlar. Üçüncü parmakla. Üçüncü perdeye basıyoruz bu sefer. Sol notası da burada. Sol, 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 sol. Bakın daha önce yaptığımız egzersiz gibi aslında. Mi, 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 fa, 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 sol, 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 sol. Tek farkı notalarının istediği şekilde çalıyoruz. Devamında ise bakın ikilik nota gelmiş. İki sayacağız dolayısıyla. Mi, mi, şöyle. Bir kere vuruyoruz, iki sayıyoruz. Mi, mi. 2 saniyelik notalar. Ardından fa. 2 vuruşluk yine. Fa, fa. Üçüncü parmak sol. İkişer vuruşluk notalar. Sol, sol. Devam ediyorum. Ardından birer vuruşluk 2 tane fa var. Ardından 2 vuruşluk fa var. Yani fa, fa, fa. Sol da aynısı. Sol, sol, sol. En son 4 vuruşluk notamız gelmiş. Mi notası. 4 sayacağız. Mi, i. Şimdi en baştan buraya kadar gelelim arkadaşlar. Tempolu bir şekilde. Mi, 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 mi. Fa, 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 fa. Sol, 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 sol. Mi, mi. Fa, fa. Sol, sol. Fa, fa, fa. Sol, sol, sol. Mi. Yaptık. Bakın en sonda bir kalın çizgi var, bir ince çizgi var ve önünde 2 nokta var. Bu röpriz işareti arkadaşlar. Röpriz demek 2 tekrar çal demek. Röpriz işaretini, tekrar işaretini gördüğünüz yerden itibaren buradaki kısımda en başa dönmesini istiyor bizden arkadaşlar. Dolayısıyla en baştan hiç durmadan 2 defa çalın diyor. Hızlıca yapalım. Mi, 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 fa, 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 sol, 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 mi, mi, fa, fa, sol, sol, fa, 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 sol, 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 mi, 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 fa, 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 sol, 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 mi, mi, fa, fa, sol, sol, fa, 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 sol, 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 mi. Burayı bu hale getirene kadar, bu hıza getirene kadar bol bol tekrar edin. Bol bol çalışın arkadaşlar. Devamına geçelim. Mi gelmiş yine. 2 vuruşluk mi. Ardından birer vuruşluk 2 tane ayrı ayrı mi. Yani mi, mi, mi. Gitarda yapalım. Mi, mi, mi. 2 vuruşluk mi çaldık. Birer vuruşluk mi, mi çaldık yine. Aynısı bir sonraki ölçüde de var. Bu sefer sol üzerinden vermiş. Sol, sol, sol. Çalalım. Sol, sol, sol. Devam edelim. Fa, 2 vuruş. Mi, 2 vuruş. Fa, mi. Devamında birer vuruşluk notalar. Mi, fa, mi, fa. Mi, fa, mi, fa. Fa, sol, fa, sol. Fa, sol, fa, sol. Sol, mi. Sol, mi. Sol, mi, sol, mi. 4 vuruşluk fa. Fa, a. 4 vuruşluk mi. Mi, i, i. i. Burası da 2 tekrar arkadaşlar. Baştan sona bu sefer 2 tekrar yapalım o zaman. Birinci de okuyacağım notaları. İkinci tekrara döndüğümde not isimlerini okumayacağım. Sadece çalacağım arkadaşlar. Siz de o şekilde dikkatli bir şekilde takip edin. Mi, 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 sol, 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 fa, mi, mi, fa, mi, fa, fa, sol, fa, sol, sol, mi, sol, mi, fa, a, mi, i. Buraları bol bol hatasız hale gelene kadar çalışın arkadaşlar. Notayı okuyarak çalışın tabii ki. Sayılardan ilerlemeyin, nota okuyarak. Notaları yerlerini düşünerek çalışın. Geçelim ikinci tele. İlk notamızı okuyalım hemen. Si notası 4 tane birer vuruşluk. Si, 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 si. Si'nin üstünde 0 yazıyor. Yani boş tel. İkinci tel boş tel arkadaşlar. Çalalım hemen. Si, 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 si. Devam edelim. Do notası gelmiş. 4 tane birer vuruşluk notalar. İkinci tel birinci parmak bu sefer. Bir yazıyor yanında. Do notası da burada. Do, 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 do. Üçüncü parmakla re notasını vermiş. İkinci tel üçüncü perde. Üçüncü parmak. Re. Re, 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 re. Şimdi ikişer vuruşluk notalar gelmiş. Si, si, si. Birinci parmakla do, do, do. Üçüncü parmak re, 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 do, 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 re, 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 si. Tekrar işareti var. Şimdi baştan sona çalacağım. 2 tekrar yapacağım arkadaşlar. Siz de benimle birlikte yapmaya çalışın. Si, 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 do, 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 re, 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 si, si, do, do, re, 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 do. Devam edelim. Si, si, si olmuş. Çalalım. Si, si, si. Re, re, re. Re, re, re. 2 vuruşluk do, 2 vuruşluk si. Do, si. Birer vuruşluk notalar. Si, do, si, do. Do. Si, re, si. 4 vuruşluk do, do, o. 4 vuruşluk si. Si, i. Burası da 2 tekrar olacak baştan. 2 tekrar yapıyorum. Birincide notaları okuyacağım yine. İkinci tekrarda notaları okumayacağım. Si, 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 re, 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 do, si, si. Si, do, re, si, do, si, i. arkadaşlar. İkinci teli de bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen bir başa dönüp tekrar edersek. Birinci telde mi, fa, sol notaları vardı. İkinci telde ise si, do, re. Bunları bol bol tekrarla pekiştirmeniz önemli. Hem not okumak hem çalmak ilk başta zor gelecektir. Ama bol tekrarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birinci tel ve ikinci tel egzersizimiz var. Bir hayli zor olacak. Çünkü iki teli aynı anda düşüneceksiniz. Nota yerlerini hem porti üzerinde hem gitar üzerinde bulmak zor olacak. Beraber çözelim. Şöyle yapacağız. İlk 4 ölçüyü ben size göstereceğim. Devamındaki 3 ölçü ise ödev olarak bırakacağım arkadaşlar. Bakalım hemen. İlk ölçüyü okuyalım. Notaları okuyalım önce. Do, mi, re, fa. Do, mi, re, fa. Sayılar bize parmak yerlerini gösteriyor ama tel yerlerini göstermiyor. Dolayısıyla dikkatli olmamız lazım. Do birinci parmak diyor. İkinci teldeydi do. Do, bir vuruşluk do. Ardından mi, sıfır demiş. En alt teldi. Re, ikinci tel, üçüncü parmak. Fa, birinci tel, birinci perde, birinci parmak. Do, mi, re, fa. Bir daha yapıyorum. Do, en alt tel mi, re, fa. Diğer ölçüye geçelim. Mi, sol, iki vuruşluk sol. Sol. Mi, boş teldi. Sol, sol. Mi, boş tel. Sol, sol. Ve burayı iki tekrar demiş arkadaşlar. İki nokta var. İkisini beraber çalalım şimdi. İki tekrar çalalım. Do, mi, re, fa, mi, sol, sol. Do, mi, re, fa, mi, sol, sol. Siz şu an böyle çalamayacaksınız. Daha yavaş yapın ama doğru yapın. Hızdan ziyade doğru çalmak önemli. Devamındaki ölçüyü okuyalım. Fa, re, mi, do. Fa buradaydı. Birinci tel, birinci perde. Re, ikinci tel, üçüncü perde. Mi, birinci tel, boş tel. Do, ikinci tel, birinci parmak, birinci perde. Yani fa, re, mi, do. Birer vuruşluk uzunluğunda hepsi. Fa, re, mi, do. Devam edelim. Re, si, do, o. Re buradaydı. Si, ikinci tel, boş tel. Do, o. Re, si, do. Evet. Burada bakın iki tekrar işareti var yine. Ancak buradan en başa dönmeyecek artık. Buradan bir önceki tekrar işaretine, bir önceki iki noktaya dönüyor. Dolayısıyla bu iki ölçü, iki tekrar çalınacak. İki ölçü, iki tekrar yapacağız. Çalalım. Fa, re, mi, do, re, si, do. Fa, re, mi, do, re, si, do. Olmuş. Şimdi buraya kadar en baştan çalıyorum arkadaşlar. Devamını çalmayacağım, size ödev bırakacağım. İlk tekrarları okuyacağım, ikinci tekrarları sadece çalacağım. Do, mi, re, fa, mi, sol, sol. Fa, re, mi, do, re, si, do. Evet. Devamında sizin çözmenizi istiyorum. Benim yaptığım gibi siz de önce notaları okuyup daha sonra gitar üzerindeki yerlerini bulup tamamlamaya çalışın arkadaşlar. Bir sonraki derste iki telde eser çalmaya geçeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki teli çok iyi çalışırsanız eseri çok daha hızlı şekilde çalmaya geçeceğiz. Bol bol çalışmanız çok önemli. Her gün çalışın. Şu an çok fazla ödev vermiyorum ama alıştığınız zaman daha da ağır ödevler vereceğim. Daha yoğun çalışmalar vereceğim. Her gün çalışarak bunları hızlandırın arkadaşlar. Eserlere geçtiğimizde daha da hızlanacağız. Görüşmek üzere.